Yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden cuma. Bugün cuma pazarı var. Şimdi pazara gideceğiz. Birkaç sebzemiz bitmişti. Ufak tefek alışverişler yapacağız. Hakan bugün erken geldi. Şu an saatlerimiz 4.30'a doğru gidiyor. Saat 1.30 gibi falan geldi. O zamandan beri oturuyoruz aslında. Hani alışveriş yapsak mı yoksa önümüzdeki çarşambaya mı bıraksak diye konuştuk. Ama salatalık malzemeler falan filan bittiği için bir markete de gidelim dedik. Şimdi vlog başlatıyorum. Aslında aklımda çok içerik var. Ama birkaç gündür böyle hiç canım kamera karşısına geçmek istemiyordu. Biraz şey yaptım. Böyle ilerleme yavaş olduğu için biraz benim hevesimi kırdı gibi. Ama bilmiyorum, ufak ufak devam etmeye çalışacağım. Dediğim gibi aklımda birkaç içerik var zaten. Yani aslında bayağı bir içerik var. Çekmem gereken şu an hazırda 4-5 içerik falan var. Zaten vlog olarak da devam ediyorum. Bilmiyorum ne yapacağız. Daha ayrıntısız olarak tekrardan konuşuruz. Dediğim gibi bugün günlerden cuma zaten. Yarın yine bir karantina günündeyiz. Şimdi birkaç şeye baktım internetten. Şimdi hem 1 milyoncu tarzı yerlere gideceğiz. Almam gereken ufak tefek ürünler vardı. Onlar evde olmayan. Onlara bakacağım ama Trendyol'da da bakacağım, fiyatlarına karşılaştıracağım, ona göre alacağım. Ufak kesitler de sizlere de gösteririm. Hadi o zaman gidelim. Şunu söylemek istedim. Şöyle montumu giydim arkadaşlar. Geçen gün beyaz montum var benim. Böyle spor tarzı olarak iki tane montum var. Biri bu renk, biri de beyaz. Geçen gün alışverişte beyazı giydim ve leke oldu. Ondan çok korktuğum için bugün borduyu giydim. Aslında kaşe montlarım da var. Yine biri siyah, biri bordo ama ben siyah mont istiyorum. Her yerde giyebileceğim bir mont. Geçen gün Trendyol'dan aldığımı biliyorsunuz, beğenmedim. İade ettim. Yine şimdi başka bir tane daha bakacağım. Başka bir beğendiğim daha vardı. Onu alacağım. Bakalım o nasıl gelecek. Olmazsa yine iade ederim zaten. Hadi o zaman bu sefer kesin çıkıyoruz. Pazardan geldik. Hemen neler aldığımızı göstereyim hızlıca. Şöyle bir kıvırcık. Normal klasik pazar alışverişi. Sebze ve meyvelerimizi aldık. Böyle bir kıvırcık aldık. Şöyle muz aldık. Daha sonrasında domates aldık. Sonra limon aldık. Kabak aldık. Yine 2-3 tane. 1 kilo oluyor bunlar bu arada. Şöyle portakal aldık. Bu 3 kilo. Yine mandalina aldık bu şekilde. Bu ayva galiba. Ayva ya da armut almış Hakan. Daha sonrasında yine yeşillik olarak şöyle dereotu, maydanoz ve rok aldık. Bunları yine bir gün ben ayıracağım hepsini. Öyle her sabah yiyorum. Üşenmediğim bir gün. Yine domates aldık arkadaşlar. İki yerden aldık domatesi az az. Şöyle de kapya yeşil biber aldık. Öyle geçiyor bu kısmı. Daha sonra biz maviş ve limon için şöyle bir talaş ve böyle yuvalıklar oluyor. Onlardan aldık şöyle. Daha sonrasında şöyle üzerinde durmaları için böyle tahtalar aldık 3 tane. Onların iki, bir tanesi kırılmıştı. Ama bir de plastik bir tahta almak istiyordum zaten. Şu kalsiyum kaynağı bir şeymiş. Balık bir şeydi galiba. Bir de şöyle suluğu kırılmıştı. Suluk aldık bir tane daha. Daha sonra önce söylemiştim. Burada bir AVM vardı. Bu arada bunlardan önce de bir tane de eşofman aldık. Şöyle bir evde giymeye Hakan'a. Şu şekilde gri renk. Eşofman altı yani. Şimdi daha önce söylemiştim arkadaşlar. Bizim burada bir çarşım AVM var diye. Ben oradan
Çoğu şeyimi oradan alıyorum. Yani böyle çeyizlik eşyalar falan var. Kocaman bir AVM yani. Her şey var. Ne ararsanız var. Oradan yine bir şeyler aldım, beğendim. İki tane yere girdik aslında. Böyle iki tane AVM'ye girdik. Şöyle bir fındık ve ceviz kıracağı aldım. Bu yoktu. Çeyizime de almamışım. Nasıl büyük bir eksik. Şöyle bir gri runner aldım. Çok uygundu. 12 liraydı fiyatı. Şurada. Bir runner aldım. Bunları yıkayıp sereceğim. Öyle dursun. Şeyin üstündeki beyaz, o da çok güzel ama o el emeği olduğu için misafire kullanmak istiyorum onu. Yine şöyle yağdanlığımın ucunda, biliyorsunuz yağdanlık yaptım bir tane. Onun ucunda böyle şeyi yoktu. Dökmek için. Böyle şey yoktu. Oraya gitmeyi bekliyordum zaten. Bundan aldım bir tane de. İşte ağzına. Bunu şuraya koyayım. Daha sonra yine şöyle altına, altlarına koymak için önce küçüklerinki küçük geldiği için böyle büyük aldım bir tane. Aslında ben Paşa Bahçe'nin iki tane aynı yağdanlığı var, biliyorsunuzdur, böyle kare şeklinde. Onlardan istiyorum. Onlardan alacağım. O yüzden böyle büyük aldım bunu. O ikisi de sığabilsin yan yana diye. Daha sonra yani yine bir çeyizlik alışverişi yaptım. En sevdiklerimden biridir, biliyorsunuz ki. Sonra şöyle bir hamur matı aldım. Şöyle siyah renkli bulabildim. Böyle açabilirsem inşallah. Şöyle. Bunu da uzun zamandır istiyordum. İnternette falan bayağı pahalıydı. Gerçi burada da bayağı pahalıları vardı. 20 liralık vardı. 27,5 liralık vardı ve 40 liralık vardı. Ben 27,5 liralık olandan aldım. Ne farkları var bilmiyorum. Bir tek büyüklüklerine farklılık olabilir. Şöyle iki tane de salata kasesi aldım. Yani bunları nereye koyacağım gerçekten hiç bilmiyorum ama aldım. Şöyle Hakan'la bazen sadece salata yiyoruz akşamları. O yüzden ayrı ayrı koyacak bir şeyimiz yok. Plastik var yani. Onlarda da pek boş durmuyor. O yüzden bunları da aldım. İki tane aldım bu arada. Bu büyük salata kaseleri şeydi. Fırsat köşesi diye bir köşe vardı. Orada 12,5 liraydı. Şöyle bir sarımsak rendeleyicisi aldım. Diğeri aslında o da var. Ama yani çok rahat hissettirmedi o beni nedense. Bugünkü alışverişim bu kadardı. Bu alışveriş, daha çok market alışverişi yapmadık fark ettiysen, sadece pazar alışverişi yaptık ve Uruzuk Pazarı AVM alışverişi yaptık. Yani biraz ufak bir çeyiz alışverişi yaptım yine. Bu alışverişin toplamı 250 lira tutar. 243 yani. Yaklaşık 250 lira yani. Bu kadar. Şu anda aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi bunları yerlerine yerleştireyim ve dediğim gibi bugün pazara gidip geldiğimiz için hazır yemeklerimiz vardı. Lahmacun falan vardı. Onları ısıtacağım. Onları yiyeceğiz. Daha sonra görüşürüz. Merhabalar, yeni bir günden. Bugün yine karantina günündeyiz. Cumartesi günü. Böyle kahvaltı hazırladım ama bugün pek sunum günümde değilim maalesef. Canım istemedi hazırlamak. Şöyle bir de patatesli yumurta yaptım. Patatesli yumurta ve üstünde kaşar şu anda eriyor. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdi ben akşam yemeği için Instagram'da, ay pardon, YouTube'da gördüğüm bir pide tarifi yapacağım. Baya kolay bir pide tarifiydi. Ben de denemek istedim. Böyle malzemelerimi hazırladım. Sütümü ılık süt olması için az bir şey ocağa koydum. Ilımasını bekliyorum. Böyle bir tane yumurta, instant mayanın yarısı, bir çay bardağı yağ. Bir tane yumurtanın aka olacak bu arada. Tuz, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da şeker koyacağım arkadaşlar. Bir de 4-4,5 bardak un yazıyor ama onu işte ölçüye göre hani denedikçe koymaya devam edeceğiz. Bugün hiç yüz yüze gelmedik çünkü gerçekten tipim müsait değil. Bunu söylemek istedim sadece. Yaptıktan sonra da sonucunu da göstereyim arkadaşlar. Artık belki yine yarın görüşürüz. Hepinize yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden pazar. Ben dün pide yaptım, söylemiştim. Yüz yüze gelmedik, karşılaşmadık. Çünkü gerçekten evdeyken böyle hazır. Saçlarım benim az ve döküldüğü için ara ara böyle yağlandırıyorum. Yani kendi yağında beslenmeye bırakıyorum açıkçası. O yüzden dün işte saçlarımı yıkamadım. O yüzden de karşınıza geçmek istemedim. Çünkü kötü gözüküyor yani. Takdir edersiniz ki. Ama ben
Bu arada pideyi yaptım ama sonrasında galiba Hakan çok aç diye onu göstermedim size. Şimdi bugün ayırmıştım onu. 3-3 ya da 4-4 şeklinde yaparım diye ayırmıştım. Bugün yani biraz sonra yine geri kalanını yapacağım. Yine gördüğünüz gibi ev kıyafetleriyleyim. Saçımı artık bugün çok şükür yıkadım. Dedim ki bir karşınıza geçeyim çünkü bayağı video bir kısa bir video oldu yani. Hemen şimdi pidenin geri kalanını da bugün yapacağım. Yani birazdan yapacağım. Onun sonucunu artık sizlere gösteririm. Daha sonrasında arkadaşlar yine dediğim gibi bugün yani pazar bugün yapabilecek bir şey yok. Ben şimdi şu anda tam temizliği bitirdim. Süpürdüm bütün evi. Mavişle limonla ilgileniyoruz bir de birkaç gündür. Kuşlarımız da yani. Bir tanesinde bir yağlanma falan filan olmuş. Bir şeyler olmuş. O yüzden biraz onunla ilgileniyoruz birkaç gündür. Uçuruyoruz falan evin içinde. Çok biliyorsunuz kuş olanlar bilir evlerinde. Aşırı çok yemleri, tüyleridir vesaire çok kirletiyorlar yani. O yüzden mecburen her gün temizliyorum zaten. Böyle arkadaşlarım şu anda yapabileceğim. Başka gerçekten hiçbir şey yok. Saatlerimiz de bu arada 5 falan oldu yani. 5'e 10 var şu anda. Daha hiç yemek, ay şey kahve bile içmedim. Ama bugün artık radikal bir karar verip zayıflamaya karar verdim. Gerçekten ben çünkü bir ara gerçekten çok iyi zayıflamıştım. Daha sonrasında evdeyken de hani böyle aşırı kilo almıyordum ama sürekli işim olduğu için dışarılarda olduğum için sabit kilom yani kilo alsam bile veriyordum. O yüzden şimdi de evde olduğumuz yani sürekli evde olduğumuz için dışarı çıkmadığımız için bu maalesef beni özellikle beni yani kötü etkiledi. Uzun lafın kısası burada bir sıkıntı oluşmuşsa ona daldım. Zayıflamaya karar verdim yani artık gerçekten. İşte yemeğime falan dikkat edeceğim. Çünkü ya aslında çok böyle aşırı bir şey yemiyorum. Yiyen bir insan değilim ben zaten normalde de. Ama gerçekten böyle aşırı olmadığını düşündüğüm şeyleri bile yerken yemek bana kilo aldırıyor bence. Şimdi daha çok böyle su içmeye dikkat edeceğim. Çünkü gerçekten su hiç içmiyorum neredeyse günde. 2-3 litre su içmeye çok dikkat edeceğim. Onun dışında yürüyüş yapmaya başlayacağım. Bakalım yapabilirsem birer saat, ikişer saat dışarı çıkıp yürümeyi düşünüyorum her gün. Daha sonrasında işte böyle zaten akşamları yine çorba. Ya ben dediğim gibi yemek konusunda zaten aşırı çok yemek tüketmiyorum. Çok böyle abur cubur yiyen bir insan değilim aşırı derecede. Bir de yesem ne olacak acaba? Kim bilir yani. Ama bu sıralar tatları mantıları biraz fazla kaçırdık. O yüzden olabilir. Ben şimdi kapatıyorum. Daha sonra pidede görüşmek üzere. Ben şimdi pidelerimi hazırladım. Şu anda fırına koydum. Hatta onları çevirip hemen size göstereceğim. Piştiğinde de yine unutmazsam gösteririm. Şöyle dünkü kullandığım kağıdı kullandım yine. Bugün de yapacağım diye. Yani pişirme kağıdını. O yüzden böyle gözüküyor biraz yanmış. Şöyle bunu sadece sosisli yaptım. Ay, sucuklu yaptım. Şunu kavurmalı yaptım. Bunları da böyle kaşarlı ve sucuklu yaptım. Şunu kaşarlı ve kavurmalı yaptım. Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Ama elimde olan malzemelerle dedim ki bir bakalım böyle nasıl olacak. Bir deneyelim. Hakan kavurmayı seviyor. Dedik böyle bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Göreceğiz artık olunca. Şimdi 30 dakikada pişecek. 25 dakikada daha 5 dakika oldu koyalım. Bakalım. Bu şekilde şeylerim oldu. Şuralarını falan hep ben şey yaptım bu arada. Yumurta falan sürdüm. O yüzden böyle daha çok kızarmışlar. Yani böyle oldu. Dün de zaten aynısı olmuştu. O yüzden Hakan bayağı beğenmişti. Bakalım bu da bugün böyle oldu. Ben kendime de şöyle yulaf hazırlıyorum. İçerisine birazcık süt koydum. 4,5-5 kaşık kadar yulaf koydum. Şuraya da yulaf gelmiş. Ondan sonra küçük bir muzun yarısını içerisine ezdim koydum. Bunu da böyle üstüne süs olarak koyacağım ve beşer tane de kuru yemiş olarak fındıkla bademi ezeceğim. Üstüne koyacağım ama bunu şimdi sütle birlikte ben şeyi kaynattım. Yulaf lapasını kaynattım. O yüzden şimdi birazcık soğumasını bekleyeceğim. Aslında ben bunu sütle sevmiyorum ama aşırı derecede canım tatlı istiyor. Yine maalesef ki o yüzden. Ya bu arada içine birazcık çok 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 az kakao koydum. Yani yarım kaşık falan, yarım çay kaşığı falan bile değildir belki. Birazcık sadece renk versin diye. Bakın zaten rengimden de anlarsınız yani çok koyulsa biraz daha koyu olur rengi.
Dediğim gibi yarım muzu içine kattım. Yarımı da böyle üstüne koyacağım. Ve fındık badem koyacağım. Çok bir şey karıştırınca midem bulanıyor. O yüzden karıştırmayacağım. Yanına da bir yeşil çay yapacağım. Bugünkü akşam menüm bu. Ben tüm evi temizledim. Süpürdüm ve sildim her yeri. Güzelce sildim. Görüyorsunuz zaten buralar mesela mutfak olduğu için genelde buraları çok kırıklı oluyor. Buraya da buradaki halıyı bu arada attım makineye yıkanmaya. Bakalım nasıl yıkanacak. Artık bir atayım dedim. Çünkü bayağı kirleniyordu bu balkondan Hakan girip çıkarken ayaklarıyla falan kirleniyordu. Buraya da boş odadaki halıyı getirdim. Şöyle şimdilik 2-3 günlüğüne kuruyana kadar yani. Bu kurusun arkadaşlar. Sonra, ay şey öbürü kurusun sonra tekrar yerine tabii koyacağım. Bu buraya zaten gördüğünüz gibi küçük olmuyor. Yani zaten bu 1,5 metre. Benim buraya aldığım 3 ya da 3,5 metre falan da tam oluyordu. Böyle bunu da söylemek istedim. Şimdilik birkaç günlüğüne bu olayı koydum.